Herkese merhaba, ben Fatma. Bugün yine gerçek bir suç dosyasından bahsedeceğiz ve bu çözülmüş bir dava olacak. Ama ondan önce eğer bu tarz konulardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeden önce iki kez düşünün. Ayrıca 1000 kişi olduk ve ben çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bence bir alkışı hak ettik diye düşünüyorum. Her neyse, azıcık şımardığıma göre artık konumuza geçebiliriz. Bugün Yuki Yamaji'den bahsedeceğiz. Yuki Yamaji 21 Ağustos 1983 yılında Japonya'nın Yamaguchi şehrinde doğdu ve bu şehirde büyüdü. Evin tek çocuğuydu ama ailesiyle yeterince vakit geçiremiyordu. Çünkü maddi durumları oldukça kötüydü ve hem annesi hem babası uzun saatler çalışmak zorundaydılar. Sebeplerden dolayı çocuklarına yeterince vakit ayıramıyorlardı ve onunla ilgilenemiyorlardı. Doğal olarak bu durumda Yuki oldukça fazla etkilemişti. İnsanlarla iletişim kurma konusunda çok zorluk çekiyordu. Okula ilk başladığı dönemlerde öğretmenleriyle hiçbir şekilde bir bağ kuramamıştı. Arkadaş edinememişti. Genelde çocuklar oynardı ve Yuki de onları izlemekle yetinirdi. Yuki'nin babası da bir alkol bağımlısıydı ve ne yazık ki 1995 yılının Ocak ayında sirozdan dolayı hayatını kaybetti. Bu dönemler Yuki ilkokula gidiyordu ve daha 12 yaşındaydı. Bu durum hem annesini hem kendisini oldukça etkilemişti. Artık annesinin daha fazla çalışması gerekiyordu geçimlerini sağlamak için ve bu durumda Yuki'yi oldukça yalnızlaştırmıştı. Zaten asosyal bir çocuktu, zaten insanlarla iletişim kuramıyordu. Bu sefer bu sorunların üstünde bir de sorumlu bir çocuk haline gelmişti. Şöyle ki annesiyle sürekli tartışıyorlardı büyüme çağlarındayken ve okulda da insanlarla sorunlar yaşıyordu, kavga çıkartıyordu. Hatta bir gün okulun camını kırmıştı. Öfkesini sürekli yumruklayarak bir şeyleri tekmeleyerek çıkartmaya çalışıyordu. Bu da okul hayatını oldukça kötü etkiliyordu. Ama bir şekilde ortaokuldan mezun oldu ve liseye gitmeme kararı aldı bu dönemlerde. Çünkü çalışmak istiyordu, eve maddi destek sağlamak istiyordu ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı düşünüyordu. Bu sebeplerden dolayı liseye gitmek yerine yaşadıkları bölgede bir gazete dağıtma işine girdi ve düzenli olarak belirli yerlere gazete bırakıyordu. Düzenli olarak gazete bırakmak için gittiği bir mekan vardı ve bu mekanda 28 yaşında bir kadın çalışıyordu. O dönemlerde Yuki sadece 17 yaşındaydı ama bu kadınla bir şekilde bir etkileşim kurdular. Birbirlerinden hoşlanmışlardı ve bir ilişkiye başladılar. Yuki bu kadınla görüştüğü dönemlerde gerçekten çok mutluydu. Hiç değilse bazı sorunları geride kalmış gibi hissediyordu ve yakın çevresine de bu kadın benim vazgeçilmezim diyordu. Kendisine çok bağlanmıştı. Ama bu mutluluğu kısa sürecekti çünkü kadının çevresinde insanlar Yuki ile olan ilişkisini fark ettikten sonra kadının sürekli bu yaş farkının arada büyük bir sorun olduğunu hatırlatmaya başlamışlardı. Ve kadın da mantıklı düşünmeye başladıktan sonra bu ilişkinin daha fazla ilerlememesi gerektiğini düşündü ve bunu Yuki'ye söyledi. Yuki artık kendisiyle görüşmek istemediğini çünkü dediğim gibi aralarında büyük bir yaş farkı olduğunu söyledi. Ama Yuki bunu asla kabullenmek istemiyordu çünkü o kadın onun vazgeçilmeziydi. Ve sürekli kadının çalıştığı yere gidip konumla konuşmak istiyordu, barışmak istiyordu, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve bir gün yine kadınla konuşmak için kadının çalıştığı bir mekana gitti. Gittiği zaman kadın Yuki'ye bak annen de bizim ilişkimizi onaylamıyor. Annen de hiçbir şekilde beni istemiyor. Artık daha fazla ısrar etme dedi. Yuki bunu duyduğunda çıldırmıştı. Çünkü annesinin bu işe karışmış olması onu çok sinirlendirmişti. Ve kadına bunu nereden biliyorsun diye sordu. Kadın da annem beni aradı ve bizim aramızdaki yaş farkının sorun olduğunu söyledi. Seninle hiçbir şekilde görüşmemem gerektiğini söyledi. Hani daha fazla ileri gitmeni istemiyorum demişti. Ama Yuki'nin bunları duyduktan sonra resmen gözü dönmüştü ve gözü dönmüş bir şekilde evin yolunu tuttu. Ama maalesef eve eli boş gitmeyi düşünmüyordu. Bir dükkandan metal kaplı bir beyzbol sopası satın almıştı eve giderken. Ve dediğim gibi gözü dönmüş bir şekilde eve girdi. Annesiyle tartışmaya başlamışlardı. Annesine sevdiğim kadını nasıl ararsın diye hesap soruyordu. Ve annesi de bu ilişkiyi hiçbir şekilde onaylamadığını ve o kadını Yuki'nin hayatında istemediğini söyledi. Bunları duymak Yuki'nin taşmasındaki son damla olmuştu. Ve bunun üzerine annesini şiddetli bir şekilde itti. Annesi evlerindeki oturma odasında cam bir dolaba çarpmıştı ve camlar kırılmıştı. Kadın oğlunun delirdiğini fark etti ve kaçmaya çalıştı bu camların üzerinde. Ama maalesef ki başarılı olamadı ve bu metal beyzbol sopasıyla kafasına çok şiddetli bir darbe aldı.
Bu darbe üzerine bilincini kaybedip yere yatmıştı ama maalesef bu Yuki'yi durdurmak için yeterli değildi ve defalarca annesine vurmaya devam etti. Bu darbelere daha fazla dayanamayan annesi ne yazık ki 20 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybetmişti. Yuki annesini döverek öldürmüştü ama bu durumu hiçbir şekilde umursamıyordu. Hatta şöyle bir şey de yapmıştı. Bu sevdiği kadını arayıp öğle yemeği için evine davet etmişti ve kadın da yoğun ısrarlar üzerine bu yemeğe gelmeyi kabul etti. Kadın eve geldiği zaman Yuki bir masa hazırlamıştı ve beraber yemek yemeye başladılar. Ama Yuki biraz tuhaf davranıyordu kadının söylediğine göre ve sürekli kadına evden kan kokusu alıp almadığını soruyordu. Bunun üzerine kadın neden sürekli böyle şeyler söylüyorsun diye sordu Yuki'ye. Yuki bu sorunun üzerine annem ilişkimizi hiçbir şekilde onaylamıyordu ve ben de o yüzden onu öldürmek zorunda kaldım dedi. Bunu duyduktan sonra kadın dehşete kapılmıştı ve bir şekilde Yuki'yi ikna edip polis ekiplerini aramasını sağladı. Yuki olaydan 2 gün sonra polis ekiplerini aradı ve annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler olay yerine geldikleri zaman gerçekten dehşet bir manzarayla karşılaşmışlardı. Kadının yüzü tanınmayacak haldeydi ve çoğu kemiğinin çoğu kaburgasında kırık olduğu bildirildi. Bu itiraf üzerine tabii ki Yuki tutuklanmıştı ve mahkemesinde bunu neden yaptığı sorulduğunda annem çok fazla harcama yapıyordu ve bunu bir an önce durdurmam gerekiyordu. Ayrıca sevdiğim kadınla da aramı açtı, ayrılmamıza sebep oldu. Bu yüzden yaptım demişti. Bunu planlamadığını iddia etmişti ve mahkeme de bunun plansız bir cinayet olduğunu kabullendi. Henüz 17 yaşında olduğu için bir çocuk olarak yargılandı ve ıslah evine gönderildi. Ve sadece 3 yıl yattıktan sonra bu ıslah evinde zihinsel olarak onarıldığı gerekçesiyle 20 yaşlarındayken serbest bırakıldı. 2003 yılında pervasızca salındıktan sonra artık iki ebeveyni de hayatta olmadığı için büyük annesinin yanına taşınmıştı bu dönemlerde. Bir süre büyük annesiyle kaldıktan sonra farklı bir şehre taşınıp kendisine bir ev tuttu. Ayrıca bir kumarhanede de işe girmişti ve düzenli olarak bu kumarhanede çalışmaya başlamıştı. Peki düzeldi mi diye soracak olursanız hayır, Yuki'de gram düzelme yoktu. Çalıştığı kumarhanede hırsızlık yapıyordu ve orada çalışan insanlarla da sürekli sorunlar yaşıyordu. Onlarla da kavga ediyordu, öfkesini yine dışarı kusuyordu, sürekli bir yerleri tekmeleyip yumrukluyordu. Bu şekilde sorunlu davranışlar sergilemeye devam ediyordu. Ayrıca çalıştığı yerde 2 tane de hırsız arkadaş edinmişti kendisine. Sosyalleşme konusunda hala başarısızdı ama kendiyle aynı dili konuşan insanlarla çok rahat bir şekilde iletişim kurabilmişti. Ve dediğim gibi onlarla arkadaşlık yapmaya başladı. Bir gün bu hırsız arkadaşlarından biri kendisinin gittiği bir kulüpten bahsetti Yuki'ye. İşte bu hostes adlı bir kulüpmüş. Orada hostes insanlar oluyormuş. Şöyle ki bu hostes kadınlar süslü püslü kadınlar olurmuş. İşte masanıza gelirlermiş, sizinle sohbet ederlermiş. Eğer istenilirse bir birliktelik yaşanırmış vesaire vesaire. Böyle şeylerin olduğu bir kulüpten bahsetmişti. Ve bu durum Yuki'yi çok etkilemişti. O mekana gitmek istedi. Çünkü kadınlarla da iletişim kurmakta çok zorlanıyordu. Normal bir şekilde bir kız arkadaş edinemiyordu. Ve bunu deneyeyim, bir de buradan şansımı deneyeyim diye düşünüp bu arkadaşlarıyla beraber bir hostes kulübüne gitmişti. Kulübe gittikten sonra yanlarına kadınlar gelmişti. Arkadaşları gayet iyi iletişim kurabilmişti bu kadınlarla. Ama Yuki çok fazla utanmıştı. Hiçbir şekilde kadınlarla konuşamamıştı. Bir yaklaşımları olmamıştı ve bu durumda Yuki'yi oldukça fazla hayal kırıklığına uğratmıştı. Ayrıca ne yazık ki içinde kötü dürtülere de sebep olmuştu bu durum. Çünkü artık normal bir şekilde bir kız arkadaş edinemeyeceğini fark etmişti. Bunun üzerine madem normal bir şekilde arkadaşlık kuramıyorum kadınlarla, bunu zorla yaparım diye düşündü. Ve bunu gerçekleştirmek için planlar kurmaya başlamıştı bile. Yaşadığı apartmanda Asuka ve Chihiro adında iki kız kardeş yaşıyordu. Asuka 19 yaşındaydı ve Chihiro da 27 yaşındaydı bu dönemlerde. Bu kız kardeşler Yuki'yi hiçbir şekilde tanımıyorlardı ama Yuki onları gayet yakından tanıyordu. Özellikle Asuka'ya çok fazla ilgi duyuyordu ve resmen büyülenmişti. Çünkü eski kız arkadaşına çok benzetiyordu Asuka'yı. Düzenli olarak bu kız kardeşleri takip etmeye başlamıştı. Hangi blokta oturduklarını öğrendi, nerede çalıştıklarını öğrendi. Hatta bazı geceler sırf onları huzursuz etmek için elektriklerini bile kesiyordu. Bu kız kardeşlerle yakınlaşmayı kafaya koymuştu ama bunu normal bir şekilde yapmayacaktı. Ve korkunç planını devreye koymaya karar verdi.
18 Kasım 2005 tarihinde işten eve geldikten sonra apartmanda Asuka'yı beklemeye başlamıştı. Planı Asuka'yı tek başına yakalayabilmekti ve istediği gibi de olmuştu ne yazık ki. Asuka'nın eve geleceği saati biliyordu ve planladığı gibi Asuka binaya girmişti. Kapısına yöneldi ve tam kapıyı açtığı esnada ne yazık ki Yuki'nin arkadan saldırısına maruz kaldı. Yuki Asuka'nın ağzını kapatıp hemen eve girmişti ve Asuka daha ne olduğunu anlamadan ne yazık ki göğsüne bir bıçak darbesi almıştı. Ve Yuki iğrenç planı devreye sokup Asuka yaralıyken kendisine cinsel saldırıda bulundu. Bu saldırı esnasında Asuka kendisindeydi ve kendisini sürekli elleriyle korumaya çalışıyordu. Ve her eline Yuki uzattığında maalesef ki eline bir bıçak darbesi almak zorunda kalıyordu. Şiddetin boyutu bu kadar kötüydü. Yuki'nin durmaya niyeti yoktu ama o esnada Asuka'nın ablasının eve geldiğini fark etti ve hemen bu kıza da saldırmaya başladı. Chihiro da daha ne olduğunu anlamadan göğsüne bir bıçak darbesi almıştı ve maalesef ki Asuka'nın yaşadıklarını o da yaşamak zorunda kalmıştı. İki kız kardeşi de tecavüz ettikten sonra kardeşlerin öldüğünden emin olmak için birçok kez bıçaklamıştı. Korkunç eylemini gerçekleştirdikten sonra bu kız kardeşlere daha fazla zarar vermek istediğini hissetti. Daha fazla kan görmek istiyordu çünkü. Ve bu sebepten dolayı kardeşlerin yüzlerini ve göğüslerini kesmişti. Daha sonra bu kardeşlerin üzerine bir battaniye örttü ve bu battaniyeyi ateşe verdi. Niyeti de yangın çıkartmaktı ve bu kız kardeşlerin yangından öldüğünü düşünmesiydi insanların. Ama yangın fark edildikten sonra olay yerine itfaiye geldi ve bedenler yanmadan müdahale etmişti ve bu kız kardeşlerin korkunç bir cinayete kurban gittikleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine hemen bir soruşturma başlatıldı. Ve 5 Aralık 2005 tarihinde Yuki tutuklandı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bu ifade esnasında bu cinayeti işlediğini kabullendi kendisi. Ve bunun neden yaptığı sorulduğunda ise sadece kan görmek istedim. Annemde yaşadığım o hazzı yaşamak istedim ve ayrıca Asuka'yı da eski sevdiğim kadına benzettiğim için demişti. Bunun üzerine mahkemeye çıkarıldı kendisi ve mahkemede de yine suçunu kabullendi ve hiçbir pişmanlığı olmadığını, eğer beni tekrar dışarı salarsanız bunu tekrar yapacağını söyledi. Bunun bir şehvet cinayeti olduğuna karar verildi mahkeme tarafından. 13 Aralık 2006 tarihinde Yuki'nin mahkemesi sonuçlandı ve kendisine idam cezası verildi. 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra 29 Temmuz 2006 tarihinde asılarak idam edildi ve bu davada bu şekilde kapanmış oldu. İşte şunu da söylemek istiyorum. Bu kız kardeşlerin aileleri de mahkemedeydi ve Asuka'nın asıldığına da bizzat şahit olmuşlardı. Daha sonra verdikleri bir röportajda bu kız kardeşlerin beraber yaşamayı çok istediklerini ve bu yüzden beraber yaşamalarına müsaade ettiklerini, çünkü bunun küçüklük hayalleri olduklarını söylemişlerdi. Ve henüz 3 aydır beraber yaşıyordu bu kız kardeşler. Bir eve çıkmışlardı, hayallerini gerçekleştirmişlerdi ve ne yazık ki 3 ay sonra böyle bir dehşetle bu hayattan göçüp gitmişlerdi. Bu da çok üzücü bir detay. Bunu da eklemek istedim. Ben bu davadan gerçekten çok etkilendim. Çok kızdığım şeyler de oldu tabii ki. Şöyle ki Yuki annesini öldürmeden önce de bir beyzbol sopası satın almıştı ama bunun bir kasıtlı cinayet olmadığına, yani plansız bir cinayet olduğuna karar verilmişti ki bu çok yanlıştı. Ayrıca 3 yıl sonra onarıldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Ama Yuki'de gram düzelme yoktu. Yani Japonya o dönemlerde araştırdığıma göre gerçekten bu konuda çok pervasızca davranıyordu. Çok fazla bir tedbir alınmıyordu. Bu da ne yazık ki iki genç kızın da hayatının son bulmasına sebep oldu. Sizinle de paylaşmak istedim. Dilerim bundan sonra kimse böyle şeyler yaşamak zorunda kalmaz. Bugünkü davamız da bu şekildeydi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.